Sultan Abdülmecid ve Mustafa Reşit Paşa'nın projesi tam anlamıyla tutmuştu. Çünkü anlaşmada bir madde vardı. O madde de şuydu: Osmanlı Devleti artık Avrupalı devletlerden biri sayılacaktı. Evet, Osmanlı Devleti Sultan II. Mahmut döneminde başlayan yeniden yapılanmanın sonuçlarını alıyor gibiydi. Çünkü artık bir Avrupa devleti sayılıyordu. İşte bundan aldığı güçle Sultan Abdülmecid reformları arttırdı. Batılılarla ittifakı daha da kuvvetlendirmek için Tanzimat'a ek olarak yeni bir ferman yayınlandı. Bu ıslahat fermanıydı. Bu fermanda kısaca Osmanlı'da yaşayan gayrimüslimlerin, yani Müslüman olmayanların hakları genişletiliyor. Eğitimden devlet memuru olmasına kadar geleneksel kısıtlayıcı kanunlar terk ediliyor ve tamamen gayrimüslimlerde din ve ırk farkı gözetilmeden Osmanlı tebaasından sayılıyorlardı. Fakat bu kadar iyimser hava içerisinde anlaşmada gözden kaçan bir madde vardı. Bu madde de şuydu: Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü artık Avrupalı devletlerin koruması altındadır. Bu felaket bir maddeydi. Aslında bu apaçık bir şekilde Osmanlı Devleti'nin güç kaybına uğradığı ve Batılıların insafına kaldığını gösteriyordu. Çünkü devir 19. yüzyıldı. Osmanlı Devleti'nin ayakta kalabilmek için uyguladığı tek politika denge politikasıydı. Yani Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan faydalanarak ayakta kalmak. Osmanlı toprakları o kadar önemli ve jeostratejik bir değere sahipti ki, Boğazlardan tutun, Mısır üzerinden doğuya giden yollardan tutun, aklınıza ne gelebilirse Osmanlı'nın hakim olduğu her alan altın değerindeydi. İşte bu nedenle Batılı devletler kendi aralarında Osmanlı'yı paylaşmak konusunda anlaşamıyordu. Aslında anlaşıyorlardı da aslan payını kim alacak diye anlaşamıyorlardı. Bu anlaşmazlık Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda hayatta kalmasını ve ömrünün uzun olmasını sağlayacaktı. Biz buna kısaca diplomaside denge politikası diyoruz. İşte Paris Anlaşması'ndaki bu madde ciddi anlamda Osmanlı Devleti'nin ne kadar kötü durumda olduğunu gösteriyordu, ama hava iyimserlik havasıydı. Çünkü Batı'da tırnak içinde barbar Türk olarak bakılan Osmanlı Devleti'ne karşı bir sempati uyanmaya başlamıştı. Mora isyanında oluşan öfke şimdi yerini sempatiye bırakıyordu. Çünkü Ruslar Avusturya'nın yardım çağrısına uyarak Macar isyancıları bastırmak için Macaristan'a girdiklerinde Macar mülteciler Osmanlı'ya sığınmış, Ruslar Osmanlı'yı tehdit etmiş, ama Sultan Abdülmecid o kendi yapısı itibariyle naif ve zarif haliyle gerekirse saltanatımı kaybederim, bir tane mülteciyi geri vermem demişti. Avrupa'da bu bir şok etkisi yaratmıştı. Müslüman Osmanlı hükümdarı Hristiyan mültecilere sahip çıkmıştı, hem de Ruslara meydan okuyarak. Bu o kadar büyük bir sempati oluşturdu ki artık Avrupa'da merhametli Türk sözleri dolaşmaya başladı. Bu durum, yani kamuoyunun Türklere sempatisi, elbette ki diplomasiye ve devlet adamlarına da yansıyacaktı. Yansıyacaktı yansımasına, ama bu Osmanlı Devleti'nin durumunu değiştirmiyordu. Belki Kırım Savaşı'nda Batılılarla ittifak kurulmuş, Rus yayılmacılığına set çekilmişti. Buraya kadar her şey güzeldi. Ama savaş demek masraf demekti. Osmanlı Devleti'nin yapısı bu masrafı kaldıramayacak ölçüdeydi. İşte bunun için Osmanlı Devleti'ne orta vadede ölümcül darbe vuracak bir adım atıldı. Aslında bu adımın mimarı Mustafa Reşit Paşa'ydı. Sultan Abdülmecid bu adımı atmamak için cidden çok direndi. Ama Mustafa Reşit Paşa padişahı başka bir yol kalmadığına ikna ederek bu adımı atmaya zorladı ve adım atıldı. Neydi bu adım? Bu adım dış borçlardı. Evet, ilk kez Osmanlı Devleti dış borç alıyordu. İşte bu noktadan itibaren bir sarmalın içine girecekti. Sarmaldan ziyade bu bir iğneli fıçıydı. Bu fıçıdan kurtulamayacak ve Osmanlı Devleti'ni yok eden unsurlardan birisi de bu olacaktı. Borç alındı. Borçlar yatırımdan ziyade personel giderlerine ve günlük harcamalara gitti. Para bitince tekrar borç alındı. Borç alındıkça borçların faizi arttı, ödenemedi ve uzun vadede Osmanlı Devleti
ekonomik olarak iflas edecekti. İşte Kırım Savaşı'nın getirdiği ve Osmanlı için en ölümcül darbelerden birisi de bu olmuştu. Yani dış borçlar. Bunun yanında Sultan Abdülmecit ciddi anlamda çabalıyordu. Özellikle Osmanlı Devleti'nin içerisinde oluşan, milliyetçiliğin etkisiyle oluşan isyanları önlemek için bir proje ortaya atıldı. Bu proje Osmanlı milleti olma projesiydi. Osmanlı geleneksel dönemde padişahın reayası olarak yaşıyordu. Ama Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak iki ana yapıya ayrılmıştı. Elbette ki gayrimüslimler Müslümanlar kadar hakka sahip değillerdi. Ama dünyanın pek çok yerinden farklı olarak din ve inanç serbestlikleri vardı. Fakat devir değişmişti. Artık ulus devletler ortaya çıkıyordu. Sanayi devriminin ve milliyetçiliğin dönemiydi. Osmanlı da bu yeni oluşuma karşı yeni bir projeyle ortaya çıktı. İşte bu Osmanlı milletiydi. Bu anlayışa göre Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerinde yaşayan ve aynı padişaha tabi olan herkes, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin Osmanlı vatandaşı sayılacaklardı. İşte Tanzimat'ın getirdiği ve ıslahatla da pekiştirilen en önemli nokta buydu. Padişah tüm gücüyle bunu yerleştirmeye çalışıyordu. Ama bu milliyetçilik rüzgarlarının karşısında tutunamayacak kadar gerçek üstü bir projeydi. Bunun yanı sıra Sultan Abdülmecid Osmanlı tarihinde ilk kez fermanla köleliği kaldırmış ve köleliği de yasaklamıştı. Osmanlı Devleti değişen dünya şartlarına ayak uydurmaya çalışıyordu. Ama onun belini büken en önemli sorun ekonomi ve çok geniş topraklar üzerinde çok farklı ulusu bir arada barındırmasıydı. Çünkü o dönemde dünyada iki rüzgar esmekteydi. Ve Osmanlı Devleti bu iki rüzgarın önünü kesemiyordu. Biraz önce söylediğimiz gibi milliyetçilik rüzgarı ve onun getirdiği azınlık ayaklanmaları. İkincisi de sanayi devrimi ve sömürgecilikti. Osmanlı Devleti ne tarım toplumu olmaktan kurtulabilmiş ne de milliyetçiliğin rüzgarıyla kendi devletlerini kurmak için kaynaşmaya başlayan toplumlara alternatif bir proje sunamamıştı. Sunabildiği tek şey Osmanlı milleti olmak gibi gerçeküstü bir projeydi. İşte bu noktada Osmanlı Devleti sadece devlet olarak değişmiyordu. Osmanlı toplumunda da değişim başlamıştı. İlk kez bir kelime ağızlara alındı. Alafrangalık. Neydi bu alafrangalık? Devletin batıya uygun olarak yeniden yapılanmasına paralel giden halkın da batılı gibi davranmasıydı. Ve artık Osmanlı toplumunda batıya özenen, batı gibi giyinen, batı gibi tüketen yeni bir grup ortaya çıkıyordu. Elbette bu hemen halka yayılmamıştı. Çünkü bu sadece batıyı gören ve eğitimli kitleler arasında yayılıyordu. Ama nihayetinde bütün önemli makamları ellerinde tutanlar işte bu batı görmüş ya da batıya özenen bu eğitimli kitleydi. Artık Osmanlı toplumunda alafranga, Alaturka ayrımı ortaya çıkmış ve bir kültür çatışması da başlamıştı. Bu kültür çatışması ileride Osmanlı toplumunu ciddi anlamda derinden etkileyecek olan bir ayrışmaya da yol açacaktı. Ha bunun yanı sıra batıya özenen kitleler batıyı tüketim açısından ele aldıkları için Osmanlı İstanbul'una bir tüketim çılgınlığı başlamıştı. Sultan Abdülmecid kendi sarayına kadar giren bu tüketim ve lüks çılgınlığını durdurmaya çalışıyordu. Ama nafile. İşte tüm bu sorunlar Sultan Abdülmecit'i günden güne zayıf düşürdü. Ve bir gün Sultan Abdülmecit kendini iyi hissetmediğini söyledi. Dinlenmeye çekildi. Sarayında bir yandan klasik Türk müziğinin zirvesi Hacı Arif Bey'i dinleyen, bir yandan İtalya'dan gelen operaları seyreden, yalnız başına kaldığında neyde üfleyip piyanonun başına geçip klasik müzik de çalan bu padişah yorgundu artık. Ve hemen Rum doktoru çağrıldı. Alexander Karatodori Paşa. Karatodori Paşa padişahı muayene etti. Ama daha da emin olabilmek için başka bir hekim daha çağrıldı. Zografos Efendi. Zografos Efendi'nin padişaha muayenesinde yaşadıkları ilginçti. Tanıkların anlattığına göre padişah yatakta uzanıyordu. Ama padişah çok açık fikirli birisiydi. Öyle hekimin doğrudan padişaha muayene etmesi düşünülemezdi. O yüzden padişahın yüzüne bakarak en fazla belki elini tutarak onu muayene etmesi gerekiyordu. Ama Sultan Abdülmecid Zografos Efendi'yi çağırdı. Rahat ol dedi.
tıpkı bir müşterimmiş gibi beni muayene et ve lütfen bana doğruyu söyle. Neyim var? Padişah öksürüyordu. Bedeni çok zayıf düşmüştü. Zografos Efendi padişahtan aldığı bu izinle göğsünü ve sırtını dinlemek için padişahın giysisinin çıkarmasını istedi. Çıkardığında görüntü felaketti. Padişahın kaburgaları sayılıyordu. Çok zayıf düşmüştü. Ve steteskopuyla padişahı dinlemeye başladı. Dilini kontrol etti, gözlerine baktı. Padişah meraklıydı. Neyin var diye sordu. Efendimiz, bir şeyiniz yok. Genel bir zafiyettir dedi. Padişah inanmış görünmüyordu ve Zografos Efendi'ye yemin ettirdi. Hazreti İsa aşkına doğruyu söyler misin dedi. Hristiyan olan bu hekim her ne kadar büyük bir yeminle yüz yüze kalsa da hekimlik sanatı daha ağır bastı. Hazreti İsa aşkına yemin ederim ki önemli bir şeyiniz yok dedi. Peki bana ne teklif edersin dedi padişah. Tedavim için ne teklif edersin? Efendim bu bir zafiyet olduğu için süt ve balık yağı teklif ediyorum size. Hemen kullanmaya başlayın diye ekledi. Padişah gözleri ışıldamıştı. O yorgun gözlerinden artık ışıltı seçiliyordu. Evet evet dedi. Çocukken de balık yağı kullanırdım. Boynumdaki şişlikleri geçirmişti. Kullanmaya devam edeceğim. Ve izin isteyip padişahın huzurundan ayrıldı hekim. Çıktığında sadrazam kendisine sordu. Durumu nasıl? Sadrazam acı gerçeği söyledi. Padişah tedavi edilemeyecek bir hastalığa yakalanmış. Bu hastalık o dönemde ciddi anlamda tedavi edilemeyen verem hastalığıydı. Ve sadrazam sordu. Ne kadar yaşar? Artık ne kadar dayanabilirse diye ekledi hekim. Ve sadrazam bundan kimseye bahsetmemesi için hekimi sıkı sıkıya tembihledi. Birkaç gün sonra sarayda bir telaş vardı. Sultan Abdülmecid fenalaşmıştı. Aynı gün içerisinde birkaç kere bayılmıştı. Hemen özel hekimi Aleksandr Karatodori çağrıldı. Aleksandr Karatodori içeri girdiğinde padişah şuur ve şuurunu kaybetme arasında gidip geliyordu. Su dedi. Normal su değildi dedi ve ekledi. Zemzem dedi. Hemen zemzem suyu getirildi. Hekim dudaklarını ıslatmak isterken sultan engel oldu. Nihayetinde Aleksandr Karatodori'yi çok seviyordu ama şimdi söz konusu olan kendi inancı bağlamında öteki dünya yaptığı bir yolculuktu. Hristiyan hekimin dokunmasını istemedi. Sultan Abdülmecid dudaklarının suyla ıslatılmasından birkaç dakika sonra artık hayatını kaybetmişti. Enteresan bir hükümdardı. Gerçekten hükümdarlığı süresince pek çok olayla yüz yüze gelmişti. Osmanlı Devleti'ni yepyeni bir yapıya kavuşturmak için adeta çırpınmıştı. İki dünya arasındaydı. Bir yandan batılı değerler, bir yandan da doğulu değerlerin sentezini temsil eden bir hükümdardı. Yanında Mustafa Reşit Paşa gibi önemli bir devlet adamı vardı. Hatta yumuşak başlı tabiatı o kadar devlet işlerine yansıyordu ki kendisine yönelik bir suikast kumpası, Kuleli vakasının suçlularını bile ortada fiili bir şey yok, teşebbüs etmişler ama fiiliyata dökememişler diye idam ettirmemiş, sürgün cezasına çarptırmıştı. Osmanlı Devleti'nin baş belası olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa İstanbul'a onu görmeye geldiğinde ihtiyarlığına binaen Sultan Abdülmecid'e, genç Abdülmecid'e laf arasında sürçülisan edip oğlum diye hitap etmişti. Bu korkunç bir şeydi. Aslında affedilmez bir hataydı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa bunu anlayınca dizleri üzerine çöküp Abdülmecid'den af dilemişti. Ama Abdülmecid yapısı itibariyle elini paşanın omuzuna koymuş ve sizden öğrenecek çok şeyim var aziz pederim demişti ona. Daha birkaç sene önce iki düşman olan Osmanlı hükümdarı ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasındaki bu diyaloğu bile sakinlikle karşılayacak bir hükümdardı. Ve sakinlikle bu dünyadan göçüp gitti. Şimdi sıra Abdülmecid'in bu karakterinin tam tersi olan kardeşine gelmişti. Sultan Abdülaziz. Thank you.